Hayvana şiddet olayları son dönemlerde iyice yaygınlaştı. Belki de yaygınlaşmada haber değeri çok yüksek diye artık daha fazla önümüze çıkmaya başladı. Onu da bilemeyiz. Çünkü insanlar bu konuda çok fazla tepkili. Bu da haber siteleri için bir etkileşim kaynağı olduğu için belki de daha fazla önümüze düşüyordur. Tabii ki bu düşünce olayları küçümseme vesaire için değil. Sadece podcast'in özellikle ilk 30 saniyesinde biraz daha bu tarz şekilde bahsetmem gerekiyor ki video gelire kapanmasın. Bu seferki iğrenç haber Manisa'dan. Yaşı tahminen 60 civarlarında olan bir adam evinin bahçesinde 3 yavru kediye kafalarına süpürge vura vura o anları da o sırada komşusu çekiyor. Tabi bir yandan insanlar da komşuya tepki göstermiş. Niye bir şey yapmadın diye. Büyük ihtimalle çeken kişi bir çocuk. Ayrıyeten herkes cesaretli olamıyor. Hayvanlara bunu yapabilecek bir kişi zaten cani potansiyelinde olan bir insandır. Yani o konuda bir tepki gösterdiği ilk anda aynı sertliği kendilerine karşı da bulabilirler. Ve maalesef güvenlik konusunda çok da iyileri bir ülke değiliz. Tepki gösterenlerin başlarına bir şey gelmeden konu kapanmaz orada. Yer yer küfür edebilirim adama. O yüzden bu podcast'te küfür olabilir. Tabii ki mümkün mertebe sansürleyeceğim bunları. Adam artık hayatı boyunca bunu ne kadar çok yapmışsa bunu çok rahat yapabiliyor. Baya baya sanki günlük rutinini yaparmışçasına hayvanları Adama haklı gösterebileceğiniz bir sebebi de yok. Ulan yavru kedi sana ne yapmış olabilir? Mesela adam gözaltına alınıyor ama bundan sonra adama yapılabilecek işlem sadece para cezası. Bunun rahatlığıyla dümdüz devam ediyor. Olayın görüntüleri var ama paylaşamıyoruz tabii ki ama isteyen Twitter'da vesaire aratıp bulabilir. Ha birçoğunuzun da midesi kaldırmayabilir. Sert görüntüler çünkü. Ve bu adama birileri cezasını vermek istese bu sefer suçlu o kişiler olacak. Mesela diyelim ki biri benim önümde böyle bir şey yapmaya kalksa ben o adama bela olurum. Bela olduğum için o adama kesilmeyecek ceza bana kesilecek. Sonucunda ben hapse gireceğim. Yıllarım cezaevinde geçecek mesela. Bu adamsa o sırada isterse soykırım yapsın. Yine cezası yok. Meclistekilerin çoğunluğunun hayvan canını candan görmediği için de bunlar böyle rahat. Yoksa çoktan yeni yasalar çıkabilirdi. Bunu yapan insan direkt bir şekilde söylüyorum. İstediğiniz yerde araştırın. Her zaman karşınıza şu gerçeklik çıkacak. İnsan da öldürebilir. Adamın psikolojik sorunu belli. Saldırganlığı belli. Suç potansiyeli çok yüksek. Sen bunu cezasız bırakırsan bu ilerledikçe ilerler sonunda bir insana da zarar verir. Anca o zaman hapse atarsın. Peki bu durumda yolun başındayken ceza kesmeyen sistem o kişi bir insanı öldürdüğünde o suçu ortaktır benim gözümde. Şu an bayağı Twitter'da haberlerde görüyorum ve bazıları o adama bela olmak için yola da çıkmışlar ve günün sonunda oldu da sert bir şeyler yaptıklarında bu kişiler ceza alacak. Ya sistem bu konularda çok saçma ilerliyor. Bazı durumları yine biraz anlayışla gösterebilirsin. Bir hayvan sana ölümcül bir şekilde saldırıyordur. Kendini korumak için öldürebilirsin. Burada altını çizmem gereken şey her saldırı değil Da de yavru kedi sana ne yapmış olabilir. Bu adamın akıl sağlığının yerinde olmadığı belli. Aslında ideal sistemde bu kişinin yakınları bu kişinin saldırgan olduğunu tespit edip yetkililere bildirip bu kişilere akıl hastanesine yatırmaktır. Toplumdan izole etmen gerekiyor. Dediğim gibi bu kedilere rahatça bunu yapabiliyorsa geçmişinde neler yapmıştır bu adam. Gelecekte de neler yapabilecek. İlla birine patlamasına gerek gerek yok o zaman cezayı keselim demeye gerek yok. Sadece şiddet olayı olarak da yorumlamaya gerek yok. Bulunduğu topluma bulunduğu çevreye komple zarar olabilecek bir bok parçası bu adam. Bak bunu dediğim için benim hakkımda ceza bile yazılabilir. Sistem maalesef o halde şu an. İnsanların bu konuda yasaların güçlendirilmesi için yetkililere baskı kurması gerekiyor. Ama baskı kurdukça da sadece kırıntıları alabiliyorlar. Öyle de bir rahatsız durumu var. Bir kedi sana ne yapmış? Bak tekrar söylüyorum bir kedi sana ne yapmış olabilir? Yavru kedi bir de. Hiçbir haklı gerekçesi yok bu adamın. Kafa gitmiş belli. Adamın diğer fotoğraflarına baktım tipinden bile anlaşılıyor kafasının gidik olduğu. Ve dışarıya baktığımızda bu insanlardan çok var. Bunlar patlamamış mayın. Ama her anda birine patlayabilir. İnsana zarar verir, hayvana zarar verir, malına mülküne zarar verir. Sadece oturup bekliyoruz acaba neye patlayacak diye. Türkiye bu konularda gitgide zayıfladı. Ve şu an hiçbir canlı için güvenli olan bir ülke değiliz. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere üzere öpüyorum hepinize